kaynak sudur yani. Böyle paralı falan değildir herhalde yani suyu da. Şimdi bizden ucuzladık oradan pahalıya satıyorlar. Şöyle yaptınız mı orakla şöyle tutup şöyle kesmeniz gerekiyor. İş alanım doğrudan lavanta ile ilgili değil ama böyle toprakla uğraşmak insana çok iyi geldiği için ben de bir şekilde lavanta ile yolum buluştu. Kooperatifimizin 36 üyesi yaklaşık 500 dönüme yakın bir alana Elazığ'ın pek çok bölgesinde, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar yaklaşık 500 dönüme yakın bir alanda lavanta ektik. Bizim üyelerimiz arasında çoğunluğu kadın. Kadın girişimciler olarak aslında hem kendimize, hem ailemize, hem şehrimize, hem de ülkemize bir katkı sunmak istiyoruz. Kooperatif etrafında hepimiz birbirimizden güç kuvvet alıyoruz. Birbirimize yardıma gitmeye çalışıyoruz. Birbirlerimizin bahçesini ziyaret ediyoruz. Tabii ki böylelikle bu lavanta yetiştiriciliğini de aslında öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim üyelerimiz arasında her meslek dalından, her yaş grubundan kişiler var. Ev hanımından mühendise, avukattan akademisyene kadar pek çok üyemizle birlikte ve pek çok yaş grubu aslında bir arada birbirimizle birlik, beraberlik içerisinde kooperatifin mantığına uygun olarak çok güzel işler yapıyoruz. Biz lavantalarımızı değerlendirmek adına biliyorsunuz lavantanın kurusu da, yağı da, hidrosolü de çok pek çok alanda faydalı. Bir distilasyon ünitesi aldık kooperatifimiz adına. Ve bu distilasyon ünitesinde çıkan lavantalarımızdan çıkan yağları aslında değerlendirmeye çalışacağız. Lavantanın kurusu da faydalı ama biz yağını çıkararak perakende e-ticaret yoluyla olabilir. İşte dışarıya, yurt dışına bile ticaretimiz söz konusu. Kooperatifin cihazı ama kooperatif adına ortak aldık. Lavantayla tanışmam Tarım İl Müdürlüğü'nde gittiğim tarım kurslarıyla oldu. Lavantayla tanıştıktan sonra çok sevdik bitki. Arazilerimiz de vardı. Neden olmasın? Elazığ'da neden üretmeyelim diye bir düşünce içerisine girdik. Araştırdık. Elazığ hem iklim olarak hem de toprak açısından lavanta üretimi için gayet uygundu. Ektik. Bu sene ikinci senemiz. Çok güzel ürün almaya başladık. Bu sene kendi yağımızı kendimiz çıkaracağız. Lavantalarımızın yağını kendimiz alacak. Artık alacağız. İl dışına gitmemiz gerekmiyor. Aldığımız yağları zaten kimi zaman kozmetikte kullanarak, üretim yaparak, kimi zaman da e-ticaret yoluyla ya da anlaştığımız toptan satıcılarla vererek kar elde etmeye çalışıyoruz. Babam hep arpa buğday ekerdi. Biz de değişiklik olsun diye dedik. Babam da sağ olsun kabul etti yani onayladı. İşte hep birlikte birlik beraberlik 12 dönümlük bir yere ektik. Hani bu sene inşallah daha çok verim alacağız. Görsel olarak da zaten güzel gözüküyor. 87.93. Bunlar